Merhaba değerli izleyiciler. Siyaset analizi özel programda bugün de sizlerle birlikteyiz. Seçim hızla yaklaşıyor. Şu son iki haftada her gün sizlerle birlikte olacağım siyaset analizi programı olarak. Canlı yayın konuğum Abdülkadir Ünal Bey, televizyonumuzun genel yayın yönetmeni. Abdülkadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün seçimler başta olmak üzere. Gündemdeki gelişmeler sizinle değerlendireceğiz. Yeni Zelanda'da maalesef hunharca bir katliam, terör eylemi oldu. Bir faşist iki tane camiyi cuma günü basarak hem de canlı yayın yaparak 50 tane Müslüman kardeşimizi katletti. Evet. Tabii ki silahların üzerinde Türkiye ile ilgili yazıların olması. Ayrıca da birçok spekülasyon var. Ama buna mukabil de dün de IŞİD terör örgütüne mensup birisi bu sefer Hollanda'da tam netleşmedi ama tramvayda insanlara saldırıda bulundu. Avrupa'da bir faşizmin, milliyetçiliğin yükseldiğini biliyoruz. Sadece Avrupa'da değil, bu bütün Asya'da. Bütün dünyada milliyetçilik yükseliyor. Yeni Zelanda ile başlayalım, sizi dinleyelim. Evet. Şimdi Yeni Zelanda meselesi esasında dünyanın bu son yüzyıldaki yalpalanmasıyla değişim dönüşüm sürecine girdiği bugünlerdeki rotasının örneği olarak okuyabileceğimiz bir olay. Şöyle açalım. Saldırının önceden sosyal medyada bir görsel şeklinde paylaşılması o şahıs tarafından. Bunun tabii yanında manifestosu. Manifesto demek de doğru değil. Akıllarınca sözde bir bildiri yayınlaması. 17 dakika boyunca birçok mecradan canlı olarak yayınlanması, silahın üzerindeki görseller vesaire her anı, her saniyesi, her detayı çok incelikle düşünülmüş, kurgulanmış bir mesele. Bu bir bireysel saldırı değildir. Bu net. Evet. Ve bir otorite tarafından desteklenmeden böylesi bir saldırıyı yapabilme imkanınızın ben olduğunu da çok düşünmüyorum. Niye? 17 dakika boyunca canlı olarak yayınladığınız bir şey bugünün dünyasında ve milyonlarca kişinin eriştiği bir mecrada çok hızlı şekilde otoriteler tarafından müdahale edilebilir. O hükümet olabilir mi Yeni Zelanda'da? Şundan dolayı soruyorum. Yeni Zelanda Başbakanı hanımefendi ismi evet, aklımda değil ama çok ciddi tepki gösteriyor başından beri. Evet. Yeni Zelanda hükümet ve halkı da bir yas tutuyor şu anda. Yani evet, kendileri açısından tıpkı bizde bugünlerde çok konuşuluyor. Beka meselesi, güvenlik meselesi olarak görüyorlar. Ya da başka istihbarat teşkilatları mı olabilir? Ya anlamda... Şimdi Yeni Zelanda dediğimiz yer İngiltere Kraliçesi'nin vali atadığı bir yer. Böyle bir evet, ülkeden bahsediyoruz. Sıkıntının minimum olduğu, yani asayiş olaylarının minimum güne olduğu kadar, peki, evet, bir yerden bahsediyoruz. Böyle bir şeye sahne olmuş olması, sahne olduğu yerin adının Christ Church olması, yani şey kilisesi, İsa kilisesi olmuş olması, bunların hepsinin bir hedef, bir amaç doğrultusunda olduğunun net emareleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken buraya gitmiş, Christchurch vilayetine gitmiş ve orada da bir konuşması var. Ben onu bir yerden okuduydum. Hmm. Yani hatta Kürt sorunu çözüm sürecinde hem Avrupa'yı hem Türkiye'nin geçmişini de eleştiren şeyleri olmuş. Bu da antiparantez, evet, önemli bir ayrıntı. Şimdi burada esas amaç şu, Müslümanlara bir saldırı, Müslümanları bir infiale sürüklemek birincil amaç gibi görünse de burada esas hedef bütün dinler. Dinler arası bir tartışma, bir savaş, bir bireysel de toplumsal olarak bir kriz oluşturma amacını güdüyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda imparatorluklar yıkıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda kültürler, değerler, insanımızı, yani o tarihe kadar insanlığı insan yapan bütün o bildiğimiz her şey yıkıldı. Ve popüler kültür yerleşti. Üçüncü Dünya Savaşı'nda da hedefte olan şey dinler.
dinler de yıkılarak bir yeni dünya düzeninde tek dünya devletinin kurulabileceği bir insan formatı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun çıkarılmasını ortaya çıkarılması aşamasında da dinleri birbiriyle savaş pozisyonuna alma amacı güdülüyor. Nasıl ki DAEŞ teröristleri Müslüman değil ise bu arkadaş da bir Hristiyanlığı temsil etmiyor. Tabii. Bu bir bireysel saldırıdır. Hristiyanlığın Türkiye'ye karşı, Türklere ve İslam'a karşı. Orada Türkler niye ön plana çıkıyor? Bunu da Avrupa şey yapalım. Türk dediğin zaman tamamen Müslüman yani bu olarak İslam. Bilindik bir anekdottur. Evet. Hem konunun daha iyi kavranması açısından. Sırplar Bosna Savaşı'ndan sonra biz Türklerden intikamımızı aldık derler. Evet. Dünyanın birçok yerinde Müslümanla Kürt kimliği iç içe geçmiştir. Burada da Müslüman karşıtlığı Türk karşıtlığıyla içselleştirilmiş ve o silahın üzerine nakşedilmiş. Evet. Bu da bu algının, yani oluşturulmak istenen algının bir diğer parçası. Şimdi affedersin, aslında o algıyı keşke biz bir de tam algılasak. Biz son 100 yıldır ne yazık ki bu algıdan koptuk. Biz o algıyı etnik yapıya indirdik. Evet. Halbuki antiparantez bir anekdot sizinle paylaşmıştım geçmişte. Recai Kutan Bey'in özel kalem müdürüyken biz Fas'a bir kongreye katıldık. Oraya yurt dışına çok katılımcı gelmişti. Bir tanesi de Cezayir Barış ve Toplumsal Partisi Genel Başkanı Ebu Sultan Cerrah. Cumhurbaşkanı baş danışmanıydı aynı dönemde. Dedi ki ben Bulgaristan'da bir toplantıya katıldım. Kaldığım otelde çalışanlardan bir seccade istedim namaz kılmak için. Bana sordular sen Türk müsün diye. Yok ben Müslümanım dedim. Cezayirliyim. Anlamadılar dediler ama sen namaz kılıyorsan sen Türksün. Ha size göre namaz kılan Türk mü dedim. Evet o zaman ben Türk'üm dedim. Yani keşke bir de kendi ülkemizde bu algı bu şekilde anlaşılsa. Türk denildiği zaman bütün Müslümanların hamisi, abisi ve Müslüman olarak algılanıyor. Avrupa'da evet. Karşılığı bu. Her yerde. Tarih evet. Boyunca çünkü bu sancağı biz taşıdık. Şimdi tabii Türkiye'nin, coğrafyamızın, ülkemizin, devletimizin, imparatorluğumuzun yaşadığı süreçler hasebiyle bugün geldiğimiz noktada düne göre daha iyiyiz ama halen almamız gereken bir mesafe var. Şimdi bu saldırının birincil gayesi, yani arka plandaki gayesi bu. Neden canlı yayında verilmiş olması? Bunun birkaç sebebi var. Bir, Müslümanları daha da sinirlendirmek, daha da nefret haline, pozisyonuna itmek Hristiyanlığa ve Hristiyanlara karşı. Onun da yanında bu işin normalleşmesini, insanlar için algısında normal bir şey, bunu herkes yapabileceği, gayet heyecanlı, karizmatik, güzel bir şey olduğu hissiyatını da oturtmak. Yani suça meyilli, şiddete meyilli. İnsanlara cesaret verecek. Cesaret mi? Vermek. Şimdi ve provokasyon yönü de çok güçlü. Tabii bir de bunun komple teorisi tarafına da tabii. Bakalım. İşte bu son dönemde bu tarz oyunların, bilgisayar oyunlarının çok ciddi şekilde popüler olması da bence rastgele değil. İşte çokça şu anda medyada yer buluyor PUBG oyunu. Evet, özellikle de sosyal medya. Evet, oyunları. FPS oyunları, first person shooter oyunları. Bu tarz oyunlar, böyle görseller, böyle saldırılar vesaire derken artık şiddete meyilli, biraz kafasında tahtası eksik, faşizme yatkın kişileri bu şekilde bireysel olarak bazı ataklara itme şeyi de, algısı da oluşturma hedefi de var bu saldırıda. Tabii orada bu saldırının sonucunda en başta orada şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah şehadetlerini kabul eylesin. Yaralılara acil şifalar ve tüm İslam dünyası en başta akrabalar ve yakınlar olmak üzere sabırlar diliyorum. Bu konulara terörizmin birinci şeyi biz Türkiye artık bu konuda ne yazık ki çok acı çekti. Çok acı çektiği için idmanlı amiyane tabirle. Bu tarz meselelerde çok hızlı duygusal reaksiyon vermiyoruz artık elhamdülillah. Yani o
kinli ya da nefret dolu söylemlerle bir anda... Ona çok dikkat etmek zorundayız. Bu konuda toplumsal olarak bir bilince sahip olduk. Bu terör saldırının birinci amacı hedef kitleyi daha da korkutmak, sindirmek ya da galeyana getirmektir. Tabii. Bunun bilincinde yaklaşmak lazım. Biz hep söylemişiz ya, toplum olarak terörün dini, dili, ırkı, etnik yapısı, mezhebi olmaz. Terör terördür nerede olursa olsun. Bir diğer sebep de, bu kısım da önemli. Yani İngiltere'nin ve Avrupa'nın milliyetçiliğinin artmasının sebebiyle bu saldırının bir sebebi de aslında eşleşiyor ve saldırıların artmasına, yani bunu kim organize ediyorsa saldırıların artma amacı da birbiriyle örtüşüyor. Müslüman nüfusunu Avrupa'da azaltmak istiyorlar. Evet. Milliyetçilikle, işte baskıyla, saldırılarla, işte Avustralya'da bir yasa çıkmış. Müslüman çocuklara antisemitizm, semitizm çok fazla arttığı için Yahudilerin o zulüm gördüğü 2. Dünya Savaşı'ndaki o yerleri, o müzeleri gezme zorunluluğu getirilmiş. Bu tarz bazı gereksiz sosyal baskı alanları artacak. Bu tarz saldırılar da ne yazık ki artacak gibi görünüyor. Özellikle Avrupa nüfusunda, Avrupa'da Müslüman nüfusunu azaltmak istiyorlar. Çünkü Müslümanlar hızlı bir nüfus yükselmesi oranına sahip. Doğru. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 5 yıl önce görmüştüm. 2050 yılında Müslüman nüfusu Fransa'da %45 dolaylarına yükselecek diye. Öyle bir öngörü vardı. De buna mukabil Avrupa'da yaşlanma oranı çok yüksek. Çok genç yüksek. Nüfus az. Yani doğalından orası Müslümanlaşacağından korktukları için böyle bir önlem almak. Böyle bir şey yapıyorlar. Bu çok boyutlu bir iş. Öte yandan dediğimiz gibi bir tek dünya devleti gayesi var. Bu gayeyle Avrupa'daki Müslüman nüfusun azaltılması gayesi birbiriyle örtüşüyor. Ve burada iki taraf tahtlarda oturanlarla kasanın başında oturanların çıkarlarını örtüştürdüğü bir durum. İkisinin ortak operasyonu ben olarak addediyorum. Ben öyle okuyorum. Ama dediğim gibi Müslümanlar bu meselede daha aklı selim düşünerek. Yani burada şu, bu bir mücadele. Biz duruşumuzu bozmamamız gerekiyor. Buna karşı işte bunlar böyle organizasyonlar yapıyor. Biz de böyle bir organizasyon yapalım demek doğru değil. İnsani değil. Bizim Müslümanlığın en büyük mükellefiyeti insan olmaktır. Düzgün bir insan olmaktır. Düzgün bir kul olmaktır. Daha sonra düzgün bir mümin, bir Müslüman olmaktır. Evet. Birincil gayemizi unutmadan bu meselelere reaksiyon göstermemiz lazım. Herkesin bir planı var, Allah'ın bir planı var nihayetinde. Yani burada dediğin gibi en azından acil olarak İslam Konferansı Teşkilatı, İslam dünyasına yönelik diğer bütün sivil toplum örgütleri, şu anda İttihad-ı Ulema-i İslam diye yani Müslüman Alimler Birliği var. Evet. Başında Yusuf el-Kardavi var. Çok boyutlu olarak, çünkü şu da bir gerçek. Yanlış eğitim, yanlış yönlendirmeler, tahrike dönüşüp bazen iyi niyetle söylenmiş olan sözler bile dediğiniz kitleyi harekete geçirebiliyor. Evet. Bu ister gayrimüslim olsun, Müslüman olsun fark etmiyor. Neticede IŞİD diye bir bela var. Bundan önce El-Kaide, işte Taliban Afganistan'da, İslam dünyasında da bizim dinimizle, inancımızla, örf ve adetimizle, geleneklerimizle asla bağdaşmayan bir sürü bu tip terör örgütleri var. Bütün terör örgütleri de dünyada Türkiye'de olduğu gibi, nasıl ki FETÖ terör örgütü ortaya çıktı ki PKK ile çok ciddi sıkı fıkı ilişkileri varmış Doğu Güneydoğu'da. Halbuki FETÖ'nün güçlü olduğu dönemlerde şahsen ben bile bu bilgilere sahip değildim. Zannediyordum ki PKK ile birbirlerine çok düşmanca, ama ortaya çıktı ki hem de silahlı kuvvetlerimiz içindeki en büyük FETÖ'cü komutanlar, generaller bile PKK ile işbirliği yapmışlar. Demek ki terör örgütlerinde böyle dünyada birlikte hareket etme gibi ortak bir noktaları var. Seçime bugün 11 gün kaldı. Evet. Aslında 10 gün de kaldı diyebiliriz. 10 gün çünkü kaldı seçim günü. Yani seçim günü. Evet, artık yarından itibaren galiba kamuoyu yoklamaları yayınlanamayacak.
Dün evet, burada yasaklara konu, giriyor. Evet, Mehmet Ali Kulat Bey bu konuya da farklı bir perspektifte baktı. Yani Avrupa'da bunun alt zemini varmış, müsaade ediliyormuş son güne kadar. Çünkü kamuoyu yoklamalarının amacı esasen kamuoyunu yönlendirmek değil, olup bitenleri adaylara, doğru, partilere doğru göstermek. Bilgi. Hatta şey vardır, İngiltere'de sonuçlar açıklanmadan önce sandık çıkışında yapılan anket sonuçlarına birebir gerçek seçim sonucuyla hemen hemen örtüşür. Evet. Yani canlı hemen hızlıca yapılır sandık çıkış sonuçları. Yalnız burada izleyicilere yani bu noktada dün söyleme imkanım olmadı. Dünkü programda bir şey söyleyeyim. Bunu araştırmış birisiyim ben. Hı hı. 20 yıl önce. Yani düşünüyor musunuz? Avrupa'da seçim sandığına giden insan çıkıp hangi partiye oy verdiğini söylerse %100 tutuyor. Bu neyi gösteriyor? Avrupa toplumunda yalan diye bir şey yok. Yani ikili davranma gibi diye bir şey yok. Ve siz Avrupa'da da sorduğunuz zaman sen hangi partiyi destekliyorsun dediğin zaman çok net görüşünü söylüyormuş. Böylece hiç gidip üye olmasına gerek yok. Yani o kamuoyu yoklamaları şu partiye destek veriyor deyince o partinin üyesi hukuken sayılıyor. Bizim ülkemiz, yani biz bunlara iyi bakmamız lazım. Yani içeride başkasına veriyoruz, dışarıda tam tersi başkasına verdik diyebiliyoruz. Evet. Parti üyesiyiz, partimizin sürekli toplantılarına katılıyoruz ama başka bir partiye oy verebiliyor bizim seçmen. Bu açıdan çok önemli. Yani orada siz söylediniz ya. Örtüşüyor direkt. Bizde aşağı yukarı tabii. Tutmuyor. Bizde tutmuyor. Bu da bizim durumumuzu gösteriyor. Ya bizde tabii durum çok farklı. Şimdi siyasetin kendi sebepleri, sonuçları, toplumun kendi sebepleri, sonuçları. İşte Doğu Güneydoğu'daki halen bazı baskı unsurlarının aktif olması gibi birçok sebep var. Ama en başta şu, şimdi Türkiye yeni bir yenilenme çağına girdi 16 Nisan'la birlikte. Bunu fiilen ilan etti. Şimdi bu başlangıç ilanla birlikte artık bir anda olmaz tabii. Türkiye bu bütün sorunlarını bir not alıp çözüme ulaştırması lazım. Burada da en temel şey şekillendirecek olan siyaset olduğu için siyasi partiler yasasıdır. Evet. Türkiye'de siyasi partiler yasası düzelmeden biz rahat etmeyiz. Yani demokrasi işletme imkanı yok. Milletin iradesinin direkt yansıyabileceği bir siyasi partiler yasasına ihtiyacımız var. Bu dar bölge seçim sistemi ya da daraltılmış bölge seçim sistemiyle eş zamanlı olarak gerçekleşirse ne âlâ. Ama şu anda böyle bir hava var mı? Zor. Önümüzdeki 5 yılda bu hava gerçekleşmez görünen. Gerçekçi olmak gerekirse. Doğru. Yani realite onu gösteriyor ama işte biraz önce de Avrupa'da kamu yoklamaları siz açtınız. Ben bazı bildiklerimi söyledim. Şimdi biz, ben 2012'de Numan Bey'le birlikte Has Parti'yi kapattık, AK Parti'ye geçtik. Siz de ben de halen AK Parti'deyiz. Ama ben bir türlü fiilen kendimi üye yaptıramadım. Hı hı. Yani ikimiz de müracaat ettik değil mi? Aday aday oldu. Hı hı. İkimiz yani sürekli çalışıyoruz vesaire bütün seçim kampanyalarında. İşte Avrupa'da öyle bir siyasi partiler yasa seçim kanunları var ki siz zaten bir kere müracaat edince fiilen veya ben oyumu bu partiye veriyorum deyince artık o partinin üyesisiniz. Büyük kongrelerde seçilmiş delegelerle değil, bütün üyelerin katılımı ve hakim nezaretinde yapılıyor. Evet. İnşallah o günler, yani hakikaten benim de çok hoşuma giden 16 Nisan 2017'deki referandumdan sonra siyasi partiler yasasında yapılan değişiklikle ve seçim kanunlarında partilerin ittifak yapma imkanı doğdu. Hı. Bu da hemen bunun neticesinde şu anda 8 tane parti ilk defa bu kadar geniş bir parti temsiliyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıdı. 12 Eylül'den sonra işte hemen hızlı sayayım. AK Parti, CHP, MHP, HDP. Bu 4 parti vardı zaten. Evet. İlaveten İYİ Parti ittifaktan dolayı bir defa baraja açtı. Kalıyordu değil mi? Bir puanla girmeyebilirdi. Evet. Ondan sonra bu 5 partiye ilaveten Saadet Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, şu anda eğer yanlış bilmiyorsam bir de Türkiye Komünist Partisi'nin de bir
milletvekili var. Böylece 9 tane parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Halbuki geçmişte en fazla parti sayısı 5 olmuştur. Yani 6 olmamıştır. 6 olmamıştır. Hatta 2001-2002 seçimlerinde 2 partiydi. AK Parti, CHP'ydi. Evet, yani referandumla birlikte bu demokrasinin olmazsa olmaz yönetimde istikrar, temsilde adalet. Evet. Bu yani sağlanmış oldu. Bu şimdi... Ama sizin söylediğiniz anlamda da bazı gelişmeler olursa yani daha iyi bir demokratik sistem kurulmuş olur. İşte bu nasıl oluşacak? Şimdi ne kadar güçlü olabilirseniz eğer, ne kadar güçlüyseniz ona göre aksesuarlarınızı arttırırsınız, imkanlarınızı arttırırsınız. Şu anda ya bizim devletimiz 300 yıldır fiili bir saldırı altında. Bu her kesim tarafından kabul ediliyor. Özellikle Gezi Parkı ile birlikte bu artık farklı bir boyuta evrildi. Şimdi bu pozisyonda siz bazı enstrümanlarınızı mecburen kapatıyorsunuz ya da mevcut şekilde korumak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dışarıdan manipüle edilmeye açık. Şimdi medya son 3 yılda, 4 yılda Türkiye'de boyut değiştirdi. Aydın Doğanlar gitti, bilmem kimler gitti. Evet. Artık yeni isimler var. Niye? Medya bu dönüşüm, değişim sürecinde öncül kuvvet olmak zorunda. İnsanları doğru bilgilendirme ya da gerektiği gibi bilgilendirme konusunda. Bu bir süreç. Bu süreci yaşamamız gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra bizim hedeflerimize yürüyebileceğimiz sağlam temellere oturtulmuş bir devlet yapımız oluştuktan sonra siyasi partiler yasası değişecektir. Demokrasinin en tabandan en tabana kadar sağlıklı bir şekilde işleyeceğiz. Bir seçim sistemi gelişecektir. Şu anda eksikler var. Kötü mü? Değil. Ama eksikler var mı? Var. Bu bağlamda bu geçiş süreçlerinde bunlar normaldir. Ne zamanki yapınız tam oturdursa buna göre güçlendiğiniz zaman, manipülasyona kapalı hale geldiğiniz zaman dediğim gibi katılımı daha da arttırabilirsiniz. Evet. Siz Gaziantep'lisiniz. Oradan başlayalım. Televizyonumuz da Gaziantep, merkezimiz Gaziantep'te. Tabii buna ilaveten de bu aday adaylık süreçlerinde siz de Şehit Kamil değil mi? Evet. İlçesinde aday adaydınız, evet. AK Parti'de. Bir Gaziantep'i değerlendirmemizde fayda var. Benim bana ulaşan bütün kamu yoklamaları, dün Mehmet Ali Kurat Bey'in de MAK danışmanlık firması, genelde AK Parti'nin ki MHP'de galiba ittifaka destek tabii, veriyor. Yani Büyükşehir'de Cumhur İttifakı olarak girilmiş durumda. Evet, Cumhur İttifakı, karşılığı Millet İttifakı. Çok açık arayla Fatma Şahin Hanımefendi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının önde olduğu doğru konuşuluyor. Yani sizi bir oy düşüşümüz söz konusu olabilir bu genel halden dolayı. Yereldeki bazı beklentilerin karşılanmamasından dolayı. 2014'te mi karşılaştırdığımız zaman? Tabii. Şimdi şöyle özetleyelim. Evet. Şimdi Antep'te siyasetteki aday adaylığı süreci bayağı bir çalkantılı geçti. AK Parti seçmeninde bir değişim ihtiyacı, isteği vardı. Büyükşehir noktasında mı, ilçelerden mi? İlçeler bağlamında ağırlıkta. Tabii bu değişim Nizipt ve Nurdağ'la sınırlı kaldı. Bunun dışında Oğuzeli ve Karkamış ittifaka karşılığında verildi. MHP'ye verildi. Şimdi Büyükşehir adaylarına bakıldığı zaman Celal Doğan isminden başlayalım isterseniz. Evet. Celal Doğan Gaziantep'te tanınmış birisi. Background'ını çok anlatmaya gerek yok. Belki Gaziantep'lerin dışında HDP'den bir dönem milletvekilliği yaptı. Daha önce de 15 yıl CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Galiba 73'te de CHP'de milletvekili olmuş. İl solcudur. Evet. Bu sağ sol olaylarında ciddi manada olaylar yaşamış bir insan. Saygın bir kişiliği var. Tabii bu son HDP meselesi Gaziantep'te seçmen nezdinde infial oluşturdu. CHP İYİ Parti ittifak oldukları için İYİ Partililerin baskısı yüzünden CHP adayı gösteremedi. Daha sonra Bekir Öztekin'e dönüldü. Bekir Hoca
olarak bilinir Gaziantep'te. Bekir Öztekin de bizim Oğuzeli ilçemiz var. Merkez ilçelerimizden bir tanesi. Oğuzeli ilçesinde bizim AK Parti'den büyük şey AK Parti'den belediye başkanımızdı. 2014'te bitirdi. Bu dönem Şehit Kamil AK Parti'den aday adayıydı. Aday adayı daha sonra İYİ Parti'ye geçti. Büyükşehir belediye başkan adaylığı açıklanacaktı. Bu sefer de CHP'liler ona bastırdı. Bu Atatürk'le alakalı ters söylemleri vardır. Bunu aday göstermeyin, biz oy vermeyiz, karşı çalışırız diye. İYİ Parti'ye baskı kurdular. İYİ Partililer Doğan'ı istemedi. CHP'liler de Bekir Öztekin'i istemedi. Ve nihayetinde İYİ Parti ittifakın Büyükşehir adayı MHP'nin Büyükşehir aday adayı beyefendi oldu. Yani Antep'te biraz bu durumlar biraz karışık. Evet. Şimdi şeyde son durum Büyükşehir'de affedersiniz AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı Millet İttifakı tek adayla girmiyor galiba. Hem CHP'nin adayı var hem İYİ Parti'nin adayı var. Doğru mu? Hayır. CHP İYİ Parti'nin adayı, MHP Büyükşehir adayı olan arkadaş. Şimdi ismini unuttum. CHP'de mi aday? Evet, CHP'nin adayı olarak. Cumhuriyet Halk Partisi. İYİ Parti'nin adayı olarak çıktı. Evet. İttifakta İYİ Parti'nin adayı olarak çıktı Büyükşehir'de. Hı hı. Tabii Millet İttifakı. Tabii Celal Doğan'ın da DSP'den adaylığını açıklamasından dolayı CHP'nin büyük kesimi o tarafa kaymış durumda. Celal Doğan. Tabii. HDP adayı göstermedi galiba. HDP adayı göstermedi. Celal Doğan'ı destekliyor. Böyle karışık bir fotoğraf söz konusu. Cumhur İttifakı'nın partimizin Cumhur İttifakı ile birlikte Gaziantep'teki oy potansiyeli %70. Yani bir alma sıkıntısı yok. Burada oyu tahkim etme, konsolide etme çalışmaları daha çok şu an sahada aktif şekilde sergileniyor. Sayın Fatma Şahin 2014'te %55 oy aldı. 54.8 ya da 9'du. %55 oy almıştı. Yani bu seçimde nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. Tabii adayların icraatlarına baktığımız zaman Celal Doğan isminin bir ağırlığı var. Ama öte yandan kötü hatıraları da var. Özellikle HDP'de milletvekili meselesi. Olmuş olması konusunu evet. Rakipleri çok gündeme getiriyor. Rakipleri de gündeme getiriyor. Halk da bu konuda tepki de gösteriyor. Bunun dışında İYİ Parti adayı avukat Demir neydi ismini unuttum. Evet. Bu arkadaş geçen dönem aday adayıydı. MHP'den milletvekili adayıydı. Daha sonra Büyükşehir adayı oldu. Şimdi İYİ Parti'ye geçti. MHP'nin oylarının bir kısmını alacak gibi görünüyor. CHP'den çok fazla bir şey yok. Daha çok kararsız ortada kalan seçmene teveccüh görebilir gibi görünüyor. Ama şöyle bakıldığı zaman, kağıt üzerine konulduğunda toplam ilçeniz ne kadar Gaziantep'in? 9 ilçemiz var. Merkezde 3 ilçemiz var. 3 ilçe sayınız bayağı düşükmüş. Yani nüfusumuza oranla o zaman merkez yoğunluklu olarak tabii, nüfus toplamış yani durumda. Yani Şehit Kamil'de 800 bin nüfusumuz var. Şahin Bey'de 890 bin. Yani neredeyse nüfusun %70'i Güneydoğu ile ilgili kısa değerlendirme yapacak olsam. Şu kısmı bitireyim. Hı hı. Şimdi projelere bakıldığı zaman neler yaptığına, yapabildiklerine bakıldığı zaman Sayın Celal Doğan'ın Gaziantep'te ciddi bir şey var. Beğenisi vardı. Geçmişte yaptıkları. Geçmişte dönem. Ama ortaya yeni konulan bir şey var mı diye bakıldığınız zaman biraz daha sönük kalıyor. Özellikle Fatma Hanım'ın vizyon projelerinden 3 tanesi hakikaten Türkiye'de örnek gösterilebilecek projelerden. Birisi bu Alleben Göleti'dir. Gaziantep'in nostaljisinde halkında her zaman içinde bir ukdedir. Tam şehrin ortasından geçer. Eskiden debisi yüksek bir bir su. Şu anda çok düşük. Orayı tekrar bir canlandırma projesi. Bir diğeri Medeniyet Şehri. Medeniyet Şehri de bizim geçmiş
kültürümüz de bugünün ihtiyaçlarının çok güzel ve akıllıca bir araya getirilerek yeni kurulacak bir şehir. İçinde han olan, daha çok turizme yönelik, tamamen taşlardan yapılmış, Selçuklu Osmanlı mimarisi ve modern mimarinin güzel bir örneği. Büyükçe de bir alan, ufak tefek de bir yerde. Bu da Türkiye'ye mal olacak bir proje. Bir diğeri de Gaziantep'in turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşündüğümüz, düşünülen Karkamış'taki kuş cenneti formatında bir doğal habitat alanı. Evet. Orada da 200'e yakın kuş çeşidi hala hazırda var. Orası da Gaziantep'in turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacak. Şimdi bu projelerin yanında diğer tarafın projelerine baktığınız zaman biraz daha sönük kalıyor. Tabii zorlukları ne? İşte genel siyaset zorlukları var. Bu son 5 yılda Gaziantep'in sırtına yüklenen yükle ortaya konulan çözümlerin tam böyle birbirini tam şey yapamaması. Sorunlara evet. Tabii çare olamaması. Gaziantep'te yerel seçimlere daha çok yansıdı. Suriyeli mülteciler durumu da. Bir anda şehre 600 bin kişi geldi. 500 evet. bin kişi geldi. Ne yaparsanız yapın bunu çok doğru bir şekilde organize etmeniz çok zor. Evet. Bir de genel politikamız da yanlış mültecilere yönelik. Hep 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık politikalar ürettik. Tabii şimdi artık değişti ama o ilk anda o dalgayı yedikten sonra tekrardan politikaları değiştirip onları içselleştirmek, sahaya yansıtmak bu bir süreç. Bunun Anladım. Faturası da büyükşehire kesiliyor tabii. Evet, yani bu seçimlerde de galiba her aday mutlaka Suriyelilerle ilgili bazı şeyler söylüyor. Yoksa söylemek zorunda çünkü sorunlu, evet. Şey ciddi manada bastırıyor. Suriyeli mülteciler meselesinde o uzun bir konu, şey kısaca bahsedilmesi gerekirse şu anda ciddi manada geri dönüşler başladı. Başlamış. Zaten bir operasyon daha olacak Membiç. Öyle ya da böyle. 3 gün sonra mı olur? 3 evet. ay sonra mı olur? Olacak. O olduktan sonra o geri dönüşler daha da hızlanacak. Anladım. Güneydoğu'yu sormuştum. Yani Gaziantep, Güneydoğu'nun en önemli illerden birisi. Tabii özellikle Güneydoğu'nun ticari sanayi. Genel olarak bakıldığı zaman tabii Diyarbakır az çok ya Güneydoğu'nun aslında fotoğrafı Şanlıurfa. Ben şahsi kanaatim. Diyarbakır daha çok Doğu ve Güneydoğu'nun biraz daha sıyrılmış hali diyebiliriz. Evet. Şimdi Urfa'da da Diyarbakır'da da gelen bilgiler biraz durumlar sıkıntılı. Urfa'da Saadet Partisi'nin adayı bir tık önde gibi şu anda gelen bilgiler o yönde. Ve aday da onu da söyleyelim AK Parti'nin tabii, geçen dönem milletvekili o da, Sebahattin Cevher'i. Evet Sebahattin Cevher'i. Yani bu anlamda dün AK Partili bir aile zaten. Tabii Cevher'iler eskiden beri sağcılar. AK Partili bir aile. Tabii Urfa'nın siyaseti dünyadaki en zorlu yerel siyasettir. Bunu siyasetle uğraşan herkes bilir. Çok fazla ağ vardır. Her birini mutlu etmen gerekiyor. Haliyle aday belirleme süreçleri en sıkıntılı illerden birisi Urfa'dır. Ama kabul edelim ki AK Parti de yani kendi potansiyelini bile çok iyi değerlendirmemiş. Ne yazık ki. Yani biz de bu anlamda sıkıntılar yaşadık. Neticede yani tanınmadık birisi değil. Madem ki bu kadar popüler, Saadet Partisi'nin Urfa'da son seçimde aldığı 1.8. Ama yani İşte söylediğiniz gibi bir tık önde bu kadar popüler bir evet. insan AK Parti neden değerlendirmiyor? Yani şimdi orada çok derin analizler yapmak lazım. Şu an ne kadar doğru olur bilmiyoruz ama orada siyasetin kendi yerel dinamiklerinin kendi arasındaki kavgasının tabii. eseri bu. Bu sonuç nihayetinde bizim... Diyarbakır HDP hep önde gözüküyor. Diyarbakır'da beklenildiği gibi HDP önde gözüküyor. Tabii ama kayyum olarak giden sizin de Cumali Bey, tanıdığınız evet, Cumali Bey. Cumali Bey şimdi memnuniyet anketlerine bakıldığı zaman durumu muazzam. HDP'liler kendi yüzüne söylüyor. Sosyal medyada yazıyor vesaire. Paylaşıyorlar. Hizmetlerini beğeniyoruz. Ama Diyarbakır'daki seçim, İzmir'deki seçim neyse o ideolojiktir. Evet. O ideolojik seçim alabilmenin yöntemi yani Türkiye siyaseti nezdinde
bir siyaset geliştirmektir. Bu son süreçte ittifakın gereği olarak, devletin önüne koyduğu hedefler olarak bakıldığında bir milliyetçi söylem siyasetiyle şu anda seçim dönemi yaşanıyor. Bu sebeple yani ne ilk kimi koyarsanız koyun orada başarıya ulaşması tabii, bu seçimde çok zor. Sasak kayyumlara olan memnuniyetin birinci sebebi de Diyarbakır'daki kayyum yani tabii, Cumali Bey. Cumali Bey'in 1,5 yılda yapıldığı 15 tabii, yılda yapılmamış. Hatta programlarımızda konuşuyoruz. Güneydoğu Doğu'daki bazı ilçelerde rast geldim. Vatandaş diyor ki keşke HDP kazansa. Gerçekten mi öyle düşünüyorsun? Ondan dolayı değil, HDP'yi sevdiğim için değil, desteklediğim için değil. HDP alır, yürütmez, kayyum gelirse kayyum güzel işler yapıyor. Yani kayyum gelsin gibi, hakikaten bizim Kars Digor mesela. Digor küçük bir ilçe, 2500 nüfusu falan, çok geri kalmıştı. Yani yapılan hizmetler kayyum döneminde Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmadı. Modern bir ilçe oldu yani, gittiğiniz zaman batıdaki bir ilçe görünümü var. Evet. Kadir Bey, bir programın başından beri Altındağ Belediyesi'nde taşeron firma üzerinde çalışan bir işçi izleyicimiz durmadan şey atıyor, evet, mesajlar size de geliyor. Tüm çalışan arkadaşlarım adına isteğimiz, beklentimiz dile getirin. Altındağ Belediyesi ve sendikası olmayan tüm belediyeler için hak kaybına uğrayan tüm emekçilerin sesiyle olun lütfen diye, evet, bizden istekte bulunuyor. Galiba isteği özellikle belediye iştiraklarındaki çalışanların sendikal yani sözleşmeden, evet, ziyade kadro iste. Doğru, biz bunu dile getirmiş olalım. Dün, evet, de AK Parti Belediye Başkanı da ki kamu yoklamalarında da önde çıkıyor. Aydın Tufan Bey'in konuğuydu, evet, bizde. Evet, Asım Bey. Ona da iletiriz. Ona da iletiriz. Bundan sonra da bize daha net anlaşılır isteğinizi de isteklerinizi de iletirseniz hay hay bunu dile getiririz. Aynı ilde farklı ilçede belediyelerinde aynı işi yapan ama ücretleri farklı, hatta neredeyse iki katlık farklı ücretlendirme var. Bu adalet mi? Eşit işe eşit ücret diye çıkıldı bu yola. Kadrolar zaten tüm haklarını alıyorlar. BİT çalışanları bu BİT ne anlamı? Belediye iştirakleri. Ücret diye çıkıldı bu yola, kadrolar zaten tüm haklarını alıyor. Evet. Bir çalışanlara haklarının alan arkadaşlarımız var, biz alamıyoruz. Evet. Böylece dile getirmiş olduk. Evet, Güneydoğu'yu başta Urfa dediğiniz gibi Güneydoğu'nun hakikaten önemli bir yansıması. Gaziantep'i zaten detaylı konuştuk, yine bütün programlarımızda dile getireceğiz. Diyarbakır'ı aynı şekilde dile getirdik. Bir de vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İstanbul. Ne duyuyorsun? İstanbul'da Binali Bey önde ama fark ciddi manada değil. Sayın İmamoğlu esasında şöyle bakmak gerekiyor. Sayın İmamoğlu Türkiye siyasetinde yeni bir yüz olarak bundan sonra bir değer kazanmıştır. Yerini alacak. Yerini almıştır. Yani evet. Olası bir genel başkan değişikliğinde artık Muharrem İnce'nin yanında Sayın İmamoğlu'nun ismini de sıkça duyacağımızdan ben eminim. Özellikle oy farkını da böyle, yani seçim muhtemelen böyle biter. İşte 48'e 45, 48'e 44 gibi biter. Burada da çok ciddi düşük bir oy farkı olduğu için İmamoğlu'nun gücü daha da tahkim olur. Binali Bey'in yürüttüğü kampanya, İmamoğlu'nun yürüttüğü kampanya, bu iki kampanyada takdir topluyor her iki taraftan da. Kavgadan uzak, polemikten uzak, hizmete yönelik, kapsayıcı. Geldi Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Hatta o tabii, ziyaret de onu bayağı bir tanıttı. Tabii, tanıtmış oldu. Akıllı bir siyaset güdüyor. Şöyle bakmak lazım, Binali Bey İşte başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı, ulaştırma bakanlığı yaptı, bu süreçlerde neler yaptı? Bir böyle bir background'a, CV'ye bakmak lazım. Bir de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde neler yaptı? Böyle bir bakmak lazım. İstanbullular nezdinde ben böyle değerlendirileceğini düşünüyorum. Tabii İstanbul meselesinde şöyle bir şey var. İstanbul
iktidarın yolunu açar. İstanbul iktidarları alaşağı eder. Alaşağı eder. Böyle bir öneme sahip. Doğru. Orada da İzmir ve Diyarbakır gibi olmasa da Türkiye'nin bir manada ortalamasının yansıması, tabii, fikrinin yansıması, ideolojisinin yansıması ortaya çıkar. İstanbul'un sonuçları, yani 45, işte 4-5 puanlık bir farkla bir sonuçlanması Türkiye'de siyasetin tekrardan ciddi manada bir farklı boyuta geçeceğinin de bir manada göstergesi olur diye düşünüyorum. Sonuç bağlamında da fikrimi ifade ettim zaten. Evet. Ankara'ya gelelim. Şimdi Twitter'da yine Ankara sallanıyor. Bu dönem Ankara hakikaten tam başkent görevini tam yapıyor. Evet. Reklama baktığınız zaman, evet, mitinglere baktığınız zaman, polemiklere baktığınız zaman davalar açılıyor. Yine Mansur Yavaş'la ilgili bir, evet, dava açılmış galiba. Zaten Mansur Yavaş son bir televizyon programda ayın 21'inde daha ciddi bir polemiğin açılabileceğinin sinyalleri geliyor bana demişti. Evet. Burada 3-4 tane partinin adayı var ama Saadet Partisi, DSP benim bildiğim kadarıyla mutlaka Vatan Partisi de göstermiştir. Ama tabii ki yarış Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 20 yıl boyunca Kayseri'de hem Merkez İlçe Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı yapmış Mehmet Özaseki. Evet. Mehmet Özaseki milli görüş geleneğinde. Her ne kadar o da milliyetçi gelenekten geliniyor deniliyorsa da ben Refah Partisi'nde kendisini tanıyorum. Milli görüş geleneğinden geliyor. Öbür tarafta da esasen ülkücü olmasına rağmen MHP'nin Beypazar Belediye Başkanlığı yapmış. 2004'te seçilmiş. 2009'da MHP'de yine Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. Ama 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmuştu. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı olan Mansur Yavaş. Evet. HDP adayı göstermedi. HDP de şüphesiz ki burada nettir. Mansur Yavaş'ı destekliyor, evet, ama Mansur Yavaş'la ilgili işte bu sahte senet meselesi vesaire, yani toz duman Ankara. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi yarış başladığında Mansur Bey'in bir tanınma sıkıntısı yoktu geçen seçimden dolayı. Ve genel bir algı vardı. Seçimi Mansur Bey kaçırdı 2014 seçimlerinde. Başkanlığı kaçırdı diye bir Ankara'da, evet, bir algı vardı. Bundan dolayı hem muhaliflerde, yani hem ittifakın ideolojisinde olan partilere üye ya da o ideolojiye sahip seçmendi. Ve biraz daha ortada olan seçmen Mansur Yavaş tarafındaydı. Sayın Özaseki tarafında da bir tanınma sıkıntısı vardı ilk açıklandığı dönemde. Evet. Ama şu anda o sıkıntı kalmadı. Polemiklerden de önce iyi bir kampanya yürütüldü yerel bazda. Kendisi de çok çalıştı. Ciddi çalışıyor. Neredeyse yani bütün AK Parti taarruza geçmiş durumda. Tabii Sayın Ankara'da, Cumhurbaşkanı burada birçok ilçede yerel mitingler yapıyor. Bütün teşkilatlar full sahada. Tüm adaylar hepsi bir bize bir de mutlaka Mehmet Özaseki olarak ciddi manada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu son senet muhabbeti bizim partiye yaramadı. Özaseki'nin oylarını biraz aşağı çekti. Gelen bilgiler bu yönde. İnsanlar bu polemikleri biraz daha düzmece olarak addediyor. İşi doğrudur, yalandır vesaire, o kısmına bakmıyorum. O kısımdan bahsetmiyorum. Seçmen nezdindeki algı bu şekilde. Bu son haftada HDP ile olan yakınlığı artık açık şekilde ifade edilmesi ise tekrardan Sayın Özaseki'nin tarafına güçlenmesine sebep oldu. Son 1-2 günde. Bu artarak devam edecek. Bugün de Sayın Mansur Yavaş'a sorulmuş. HDP ile görüşecek misiniz? Ona PR ajansımız karar verecek demiş. Ondan sonra biz herkesin oyuna talip olduğumuz için herkesle görüşürüz demiş. İşte Sezai Temel'in açıklaması var. Mansur Yavaş seçilirse eğer bizim oylarımızla seçildiğini bilmesi gerekiyor. Buna göre hareket etmesi lazım gibi bir açıklaması var. O da var. Onu cevap verdi. Yani bu ahmakça bir söylemdir dedi. Çünkü bana mı çalışıyor, başkasına mı çalışıyor? Öyle dedi ama evet, bugün de böyle dedi. Hı hı. Yani şunu net biliyor Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş milliyetçi kökenli bir, tabii,
kişi. Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış. Beypazarı'nda böyle muazzam işler falan yaptığı da yok, onu da ifade edelim. Burada daha çok Sayın Melih Gökçe karşısındaki o gösterdiği o direniş, muhalefetteki bu Melih Gökçe nefretiyle birlikte ciddi manada Mansur Yavaş'ı güçlendirdi. Evet. Ve halen o havayı kullanıyor. Şimdi burada geldiğimiz zaman bu son süreçteki milli hassasiyetler meselesinin bu kadar tavan yaptığı her kesimdeki insanda, Türkiye nihayetinde 15 Temmuz'u geçirdi, terör salmanından geçti vesaire. Bütün bu şeyleri burada, düşündüğümüzde ne olabilir? Burada şu bıçak, ya şu anda kafa kafaya denilecek bir süreçteyiz. Bazı anket firmaları 7 puan altta gösteriyor. Bazı anket firmaları 2 puan üstte gösteriyor. Evet. Sayın Özal Eki. Sonuç ne olur? Yani kafa kafaya gidiyor. Son virajda bu milliyetçi söylemlerinin nasıl bir etki yapacağını görmek lazım. Görmek lazım. Bu hafta sonuna kadar o da biraz daha olgunlaşır. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik ama Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Evet. Nasıl bir öngörüm var? Yani ne alabilir bu seçimde? Tabii HDP, Saadet Partisi, SP, bunlar evet dışarıda kendi adaylarıyla, Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde giriyor. HDP de bir kısım yerlerde giriyor, bir kısım yerlerde girmiyor. Ama bütün Saadet Partisi'nin alacağı oyları HDP'nin Millet İttifakı olarak telakki edelim. Çünkü evet resmi olarak bir protokol yok. Ama 24 Haziran'daki o şeyden şey olarak evet Cumhur İttifakı evet. Ne olabilir? Ya burada sonuçlar bağlamında bir öngörüde bulunmak şu anda zor. Ama ondan öte şunu söyleyebilirim. 1 Nisan sabahı Türkiye'nin siyaseti çok ciddi manada değişecek. Evet, her parti açısından her galiba, parti açısından. Türkiye açısından. Yine bu seçimin kazananları, benim gördüğüm yine en büyük kazananı MHP olacak. Evet. Özellikle milliyetçi söylemlerin seçimde Cumhur İttifakı'nın ana aksını oluşturması yersiz değil, yanlış değil ya da hayali değil. Bir beka sıkıntımız var. Uzun yıllardır var. Şu anda zirve yapmış durumda. Ama bu söylemlerin bizim tabana yansıması, doğru söylemler geliştirilemediği için çok olmadı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Tabii. Ciddi tepki var. Yani bu HDP ile girilen... Ekonomi birincil başlık olduğu için beka meselesi milletin ikinci gündeminde. Çünkü insanlar önce cebine bakıyor. Ne yazık ki böyle durum. Şimdi burada nasıl bir fotoğrafla karşılaşabiliriz? MHP'nin ittifaktaki rolünün güçleneceği bir sonuç ortaya çıkma olasılığı çok yüksek. Diğer tarafta dirilen bir DSP görebiliriz. Güçlenen ve dirilen bir Saadet Partisi görebiliriz. İYİ Parti'nin oturduğu bir seçim görebiliriz. Yani şu anda İYİ Parti halen... Yani kurumsal daha, kimliği noktasında daha da... Kurumsal kimlikten ziyade siyasi olarak varlığını devam edecek mi, etmeyecek mi? MHP'ye tekrar katılacaklar mı, katılmayacaklar mı? Böyle bir şey var. Şimdi birkaç ciddi belediye alırlar ise... Tabii. Mersin, Adana, Hatay buralarda Balık iddialılar. Bu belediyeleri aldıkları zaman belirli bir finansal pozisyon elde edecekler. Ve ciddi belediyeler de olduğu için artık siyasette kendi alanlarını ciddi manada oturtmaya başlarlar. Takip etmiş olacaklar. Öte yandan CHP'nin ya oy gelsin de biz Kur'an da okuruz, terörist cenazesine de gideriz, Atatürk ilkevi inkılaplarına da sahip çıkar, her şeyi yaparız söylemi yüzünden CHP o kemik kitlesinden dahi kopmaların olduğu bir döneme girecek. Artık insanlar kendilerine yeni kapı, özellikle CHP seçmeninde arayacaklarını ben düşünüyorum. Evet. Böyle bir tahminlerimiz var. Tahminlerim var. Evet. Programımızın sonuna geldik. Kıymetli, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katılımlarınızdan dolayı. Kıymetli izleyiciler, program başında da ifade ettiğim gibi seçim akşamına kadar, ki seçim akşamı daha yoğun, sizlerle birlikte olacağız. Her gün siyaset analizi canlı yayınlarla siz değerli izleyicilerimizle birlikte olacak. Bir program daha sonuna geldik. Yarın buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.